Merhaba arkadaşlar. Arı yayınları Fenito Fen Bilimler Atölyem kitabı 6. sınıf. 100. sayfa kazanım tadında sorular 3 ile devam ediyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Birinci sorumuz. Kütlesi 200 gram olan küp şeklindeki bir cismin hacmi 25 cm küptür. Buna göre cismin yoğunluğu kaç gram bölü santimetre küptür? Evet arkadaşlar Yoğunluğu bulmak için formülümüz kütle bölü hacimdir. Kütleyi hacime böleriz. Yoğunluğu buluruz. Kütle bölü hacim. Kütlemiz arkadaşlar 200 gram. Hacmimiz ise arkadaşlar 25 santimetre küp. 200'ü 25'e böldüğümüz arkadaşlar sonucumuz 8 gram bölü santimetre küp olur. C yani C şıkkıdır. Aşağıda K, L, M maddelerinin kütle hacim grafikleri verilmiştir. Buna göre K, L, M maddelerinin yoğunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Evet arkadaşlar yoğunluğumuz kütle bölü hacim formülümüz biliyorsunuz. Kütle bölü hacim. Yani arkadaşlar kütle artarsa yoğunluk da artar. Kütle azalırsa yoğunluk da azalır. Ancak hacim ile ters orantılı arkadaşlar. Hacim artarsa yoğunluk azalıyor. Hacim azalırsa yoğunluk artıyor. Baktığımız zaman arkadaşlar şekilde kütlesi en çok olan bakın K ve hacmi en az olan da K arkadaşlar. Yani kütlesi çok, hacmi az. O zaman arkadaşlar içlerinde en yoğun olan K'dir diyebiliriz. M'ye bakarsak arkadaşlar, M'nin kütlesi içlerinde en az olan M, hacmi en çok olan M, yani arkadaşlar yoğunluğu en az olan da M'dir. O yüzden K'nin kütlesi, K'nin yoğunluğu büyüktür, L'nin yoğunluğundan, L'nin yoğunluğu da büyüktür, M'nin yoğunluğundan. Cevabımız KLM yani aşık arkadaşlar. Taşma seviyesine kadar su dolu kaba kütlesi 60 gram olan K cismi atıldığında taşan suyun hacmi 15 santimetre küp olduğuna göre K cismin yoğunluğu. Arkadaşlar demek ki K'nın kütlesini zaten 60 gram olarak vermiş. 15 santimetre küp su taştığına göre K'nın hacmi de arkadaşlar 15 santimetre küpmüş. 60 bölü 15 eşittir arkadaşlar bana. K'nın yoğunluğunu verir. O da eşittir. 4 arkadaşlar. 4 gram bölü santimetre küp cevabımız değişik olur arkadaşlar. Resimdeki buz parçalarının suyun üstünde yüzmesinin temel nedeni hangi seçenekte doğru açıklanmıştır? Evet arkadaşlar buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha az olduğu için yoğunluğu az olan üste kalıyordu arkadaşlar. Buzun yoğunluğu daha az olduğu için suyun üstünde kalmaktadır cevabımıza bakarsak suyun donduğunda yoğunluğunun azalması cevabımız yani B şıkkı arkadaşlar. Yukarıda birbiri içinde çözülmeyen K, L, M sıvılarının yoğunlukları verilmiştir. K, L, M sıvıları aynı kaba konularak bir süre beklenildiğinde görünümleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Evet arkadaşlar yoğunluğu çok olan aşağıda kalacak. Yani L en aşağıda kalacak. Yoğunluğu en az olan da üste kalacak. L'nin en altta olduğu, K'nin de en üstte olduğu şık arkadaşlar. Yani pembe en altta, mavinin en üstte olduğu cevabımız arkadaşlar D şıkkıdır. Saf bir madde ile ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır? Yoğunluğu bilinirse hacmi de bilinir arkadaşlar. Hayır yoğunlukla hacimden doğrudan bir ilgisi yoktur arkadaşlar o yüzden bilemeyiz. Yanlış. Hacmi bilinirse kütlesi de bilinir. Hayır arkadaşlar böyle bir bağlantı ilişki yok. Yanlış. Kütlesi bilinirse yoğunluğu da bilinir. Bu da yanlış arkadaşlar. Yani benim kütle hacim ve yoğunluktan eğer ikisini bilirsem üçüncüyü bulmam. Tamam ama ben bir tane bilgiyle diğerlerinin bilgisine ulaşamam arkadaşlar. Her üçü ifade de yanlış. Cevabımız değişik. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin kütle hacim değerleri verilmiştir. Tablodaki maddelerin yoğunluklar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde verilmiş? Evet kütleleri hacime bölelim arkadaşlar. 140 bölü 35 4 350'yi 25'e bölersek arkadaşlar 14 100'ü 110'a bölersek arkadaşlar bu da 10 bölü 11 diye sadeleştirelim. Kütle bölü hacim 10 bölü 11 yani arkadaşlar birden daha küçük bir sayı yapar. Yaklaşık olarak arkadaşlar 0,9 gibi düşünebiliriz. Yani yoğunlukları karşılaştırdığımız o zaman en büyük civa daha sonra çinko daha sonra alçak yağı cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Evet birinci dönem ikinci yazılı örnek sınavına geçtik arkadaşlar. A bölümü doğru yanlış. Aynı sıcaklıkta bulunan yoğunluğu aynı olan maddeler aynı cins olabilir. Evet yoğunlukları aynı ise aynı cins olabilirler arkadaşlar. Çünkü yoğunluk ayırt edici bir özellikli maddenin kendisine özel bir durumdu. Bir maddenin birim hacminin kütlesi ne kadar büyük ise yoğunluğu o oranda küçük olur. Hayır arkadaşlar birim hacminin kütlesi demek zaten yoğunluğu demek. Yo yani birim hacminin kütlesi ne kadar büyükse yoğunluğu da o kadar büyük olur arkadaşlar. Küçük olmaz o yüzden yanlış. Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük olduğundan su da yüzer. Hayır daha küçük olduğu için yüzer arkadaşlar. Yanlış. Yoğunlukları farklı ve birbiri içinde çözünmeyen sıvılar karıştırıldıklarında yoğunluklarına göre konumlanırlar. Doğru. Yoğunluğu az olan üstte çok olan altta kalacak. Yoğunluğun birimi gram bölü santimetre küptür. Doğru. Saf bir maddenin yoğunluğu maddenin kütlesine ve hacmine bağlıdır. Doğru. Kütleyi hacme bölüyorduk. Bir maddenin hacmi arttığında yoğunluğu da artar. Hayır arkadaşlar ters orantı var. Hacmi arttığında yoğunluk azalır demesi lazım. Yanlış. Dereceli silindir ile Suda batan bir cismin hacmi ölçülebilir diyor arkadaşlar. Doğru. Bir cismin kütlesi dinamometre ile ölçülür. Hayır arkadaşlar eşit kolu terazi ile ölçülür. O yüzden yanlış. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Doğru. Evet, B bölümü arkadaşlar boşluk doldurmaya bakalım. Vücudumuzdaki kanamaların durmasını arkadaşlar kan hücrelerimizden kan pulcukları sağlar. Besinlerin vücudumuzda parçalanarak kana karışacak kadar küçük hale gelmesine arkadaşlar sindirim denir. Boşaltım sistemi sayesinde vücudumuzdaki atıklar uzaklaştırılır. İnce bağırsakta yağların arkadaşlar mekanik sindirimi yani fiziksel sindirimi karaciğerin ürettiği safra tarafından sağlanıyor. İnce bağırsakta gerçekleşen sa, e, kimyasal sindirim arkadaşlar pankreasın ürettiği salgılar sayesinde gerçekleşiyor. uyduklarımızda arkadaşlar uzun kemik türümüz vardır. Hastalandığımızda kanımızdaki ak yuvar sayısı artar arkadaşlar. Ak yuvarlar vücut savunmasında görevli olan kan hücreleridir. Kaburgalarımızda ve kafatasımızda daha çok Yassı kemik bulunur arkadaşlar. Kaburga ve kafatasımızda. Yassı kemik. Şuraya yassı yazalım. Akciğerlerimiz sayesinde vücut dokularından gelen oksijen bakımından zenginleşiyor kanımız. Sisteminde yutak gırtlak gibi yapılar bulunan arkadaşlar gırtlağı duyduğumuz zaman arkadaşlar solunum sistemi aklımıza gelecek. Yutak deyince tek başına belki sindirim aklımıza geliyordu. Gırtlağı da duyarsak arkadaşlar aklımıza solunum sistemi gelecek. Aşağıda verilen modellerde oklarla belirtilen yapıların isimlerini yazınız diye arkadaşlar. Evet resimde görünen arkadaşlar şu yapımız bu hangi hangi sistemle alakalı arkadaşlar. Diğer organlara bakarsak sindirim sisteminden bahsediyor. Demek ki bu arkadaşlar yemek borusu. Acaba soluk borusu diye düşündünüz ancak şu alttaki resimlere baktığımız zaman sindirimle ilgili organları gösterdiği için demek ki bu yemek borusudur arkadaşlar. Şu resimde gören arkadaşlar karaciğerimiz. Şurası arkadaşlar midemiz. Hemen burada sarı renkle gösterilen pankreasımız. Şu dışarıda ve kalın olan arkadaşlar kalın bağırsağımız. Kalın bağırsağın içinde olan daha daha uzun olan arkadaşlar kimdi? İnce bağırsak. İkinci resimde arkadaşlar boşaltım sistemindeki görevli yapı ve organlar. et kuru fasulyeye benzeyenler böbrekler. Böbreklerden idrar kesesine idrar taşıyan arkadaşlar üreter. İdrarın bir süre beklediği yer idrar kesesi yani diğer adı mesane. İdrarın vücut dışına atıldığı yer arkadaşlar üretra. Aşağıdaki tablolarda boş bırakılan bölümlere hacim, kütle veya yoğunluk değerlerini hesaplayarak yazınız diyor. Evet yoğunluk arkadaşlar kütle bölü hacimdi. 100 bölü 50 kaç yapar? 2. Arkadaşlar 60'ı bir sayıya böldüğüm zaman sonuç 4 çıkmış. 60'ı kaça bölersek 4 çıkar arkadaşlar? Yani kısa yoldan şöyle de yapabiliriz. 60'ı 4'e bölelim arkadaşlar. 60 bölü 4, 15. Evet, 200'ü bir sayıya bölüp arkadaşlar yoğunluğu 10 bulmuşuz. 200'ü kaça bölersek sonucu 10 buluruz. Yani şöyle yapabiliriz. 200'ü 10'a bölebiliriz arkadaşlar bulmak için. 200'ü 10'a bölersek sonuç arkadaşlar 20. 48'i 24'e bölersek yoğunluk 2 gram bölü santimetre küp. Bu bölüm arkadaşlar aşağıda bazı sıvıların yoğunlukları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgileri dikkate alarak eşit hacimde alınan sıvıların kabın içinde bulunabileceği konumları yazınız. Püf noktası arkadaşlar eşit hacimde diyor. K sıvısı M sıvısından daha yoğun bir sıvıdır. Yani şöyle yazalım. K'nın yoğunluğu büyüktür. M'nin yoğunluğundan. Yani arkadaşlar K, M'den daha altlarda yer alacak. L sıvısının birim hacimdeki madde miktarı N sıvısınınkinden daha fazladır. Yani arkadaşlar birim hacimdeki madde miktarı demek yoğunluk demek. L'nin yoğunluğu N'den fazladır diyor. O zaman L de N'den daha aşağıda yer alacak. Diğer bilgimiz de arkadaşlar. Kabın içine M sıvısından 200 gram, L sıvısından ise 100 gram konulabilmektedir. Arkadaşlar eşit hacimde oldukları için buradan da şunu anlarım. M'nin yoğunluğu L'den büyüktür arkadaşlar. M'nin yoğunluğu da L'den büyük. Yani bu dört sıvıyı karşılaştırdığımızda işlerin en çok en yoğun olan K daha sonra M. M L'den daha yoğun. L de arkadaşlar N'den daha yoğun. Yani eğer biz bunları şu kabın içine döktüğümüzde arkadaşlar birbirine karışmayacak şekilde en altta olacak olan en yoğun olan K, onun bir üstünde M, onun üstünde L, en üstte de arkadaşlar N sıvısı yer alır. Evet, bir ikinci yazılı örnek sınavı arkadaşlar. Birinci sorumuz. Güneşe yakınlık bakımından 3. sırada yer alan gezegen ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Evet. Güneşe yakınlık bakımından 3. sırada olan gezegenimiz arkadaşlar Bakalım bir numara ver Merkür'dü sonra Venüs. Üçüncü sırada arkadaşlar Dünya vardı. Yani Dünyamız ile ilgili doğru olanı bulacağız. İki tane uydusu bulunur diyor. Hayır bir tane uydumuz var. Atmosferi yoktur. Atmosferimiz var. Kayasal bir gezegendir. Yani iç gezegendir. Doğru cevabımız o zaman C şıkkı arkadaşlar. Buna göre yukarıdakilerden hangilerinde dengelenmiş kuvvetler bulunmaktadır? Dengelenmiş kuvvet deyince arkadaşlar duran bir cisim aklımıza gelecekti ve sabit süratle hareket eden bir cisim aklımıza gelebilirdi. İki ihtimal vardı. Duran bir çocuk dengelenmiştir. Hızlanarak koşan çocuk dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde değil. Sabit süratle hareket eden bisiklet sabit süratle gittiği için dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Zıt yönlü kuvvetler uygulanan cisim arkadaşlar kuvvetler birbirinden farklı 13 13'e 8 o yüzden bu da dengelenmiş değil. Dengelenmiş olan 1 ve 3 numara arkadaşlar B şıkkı. Yukarıdaki şemada numaralandırılmış yönlerde taneciklerin hareketliliğindeki değişim hangi seçenekte doğru verilmiştir? Birinci durum arkadaşlar katı halden sıvı hale geçiyor erimek. İkinci olayda arkadaşlar sıvı halden bu haline geçti katı hale geçti yani bu olayda donmadır. Erime olayında arkadaşlar katı halden sıvı hale geçtiği için tanecikler arasındaki boşluk artacağı için hareketlilik de artar. İkinci de sıvıdan katıya geçtiği zaman arkadaşlar tanecik arasındaki boşluk azalacağı için hareketlilik de azalır. Bir de artar, iki de azalır arkadaşlar. Cevabımız 5 olur. Saf bir maddenin fiziksel hallerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir. Verilen bilgilere göre bu maddelerin hangi seçenekteki gibi olabilirler katı, sıvı, gaz bakalım. L hali arkadaşlar tanecikleri sadece titreşim hareketi yapıyor diyor. L'nin arkadaşlar katı olduğunu hemen anlıyorum. Çünkü sadece titreşim hareketi yapanlar katılardır arkadaşlar. L katı. Zaten şıklara baktığım zaman L'nin katı olduğu bir şık var arkadaşlar. Ama yine de diğerini de okuyalım. K halinin tanecikleri yavaşladığında M haline dönüşüyor. Demek ki arkadaşlar bunlardan birisi sıvı, birisi gaz ise K'nın tanecikleri yavaşladığında M'ye dönüşüyorsa K demek arkadaşlar gaz hali M'de sıvı halidir. Çünkü gazdan sıvıya geçtiği zaman tanecikler birbirine yaklaşacağı için arkadaşlar taneciklerin hareketi de yavaşlar. Yani K'nin gaz, L'nin katı, M'nin de sıvı olduğu cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Yukarıdaki ucu kapatılmış şırınga içinde K maddesi bulunmaktadır. Şırınganın pistonuna ok yönünde bir kuvvet uygulandığında pistonun 1 cm kadar itilebildiği gözleniyor. Yani arkadaşlar içindeki cisim sıkıştırılabiliyor. Buna göre yargılardan hangisi doğrudur? K maddesi sıvı olabilir arkadaşlar. Katı ve sıvılar sıkıştırılamaz. O yüzden sıvı olma ihtimali yok. Yanlış. Piston itildiğinde K maddesinin tanecik arasındaki boşluk azalır. Evet biraz sıkıştığı için azalır. K maddesi şırıngada bulunduğu kısmın şeklini almıştır. Evet gazlar bulunduğu kısmın şeklini alacak. Doğru. Piston itildiğinde K maddesinin tanecik sayısı artar. Hayır tancık sayısıyla bir ilgisi yok sıkıştırıp sıkıştıramamanın cevabımız 2 ve 3 yani B şıkkıdır. Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin tanecikleri öteleme hareketi yapar? Evet arkadaşlar sıvılar ve gazlar öteleme hareketi yapar. Alkol sıvıdır öteleme hareketi yapabilir. Tahta katıdır öteleme yapamaz. Sprey deodorant arkadaşlar öteleme hareketi yapabilir. Cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkıdır. Bir madde ile ilgili aşağıdaki şekillerde gösterilen ölçümler yapılıyor. Buna göre K cismi ile ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? Evet. K'nın arkadaşlar kütlesi 500 gram. 100 santimetre küplük suyun içine attığımızda yük, e, hacim 300 santimetre küp oluyor ise demek aradaki fark arkadaşlar. Yani K'nin hacmi 300'den 100'ü çıkartırsak 200 santimetre küptür arkadaşlar. Hacim olarak. Kütlesini de arkadaşlar eşit kollu terazide bulduk. Kütlesi de 500 gramdır arkadaşlar. Şimdi ona göre yorumları okuyalım. K cisminin yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür. Evet kütlesini hacmine bölersek 500'ü 200'e bölersek arkadaşlar K'nın yoğunluğunu biz 2,5 buluruz. Yani suyun yoğunluğundan büyüktür. Doğru. Zaten arkadaşlar şuradan da anlayabiliriz. Bu suyun içinde battığına göre yoğunluğu suyunkinden fazladır. K'nın hacmi 200 cm küptür. Evet. K cisminin yoğunluğu 2 gram santimetre küptür. Hayır 2 değil 2,5 arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 yani A şıkkıdır. Su tanecikleri aşağıdaki gibi sembolize edilmiş tanecik hareketlerinden hangilerini yapabilir? Evet arkadaşlar sıvılar titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapabilir. Yani bu titreşim hareketidir, bu dönme hareketidir, bu da öteleme hareketidir her üçünde yapabilir arkadaşlar cevabımız A şıkkıdır. Belirli aralıklarla gerçekleşen bir tutulma olayı resimde gösterilmiştir. Bu tutulma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Güneş tutulması yaşanmaktadır. Evet güneş tutulması yaşanıyor. Ay, Güneş ve Dünya yaklaşık aynı doğrultudadırlar. Evet doğru yoksa tutulma gerçekleşmez. Ay bu sırada yeni ay evresindedir. Evet arkadaşlar güneş tutulması sırasında ay yeni ay evresindedir. Doğru. Dünya bu sırada ay ile güneşin arasında yer alır diyor. Hayır arkadaşlar yanlış. Ay dünya ile güneşin arasındadır. Cevabımız D şekli. 10. ve son sorumuz. Birbirine karışmayan X ve Y sıvılarının bir kap içerisindeki konumu şekilde verilmiştir. Buna göre bu sıvılara ait çizilen grafiklerden hangisi doğrudur? Evet arkadaşlar, Y daha altta kaldığı için Y'nin yoğunluğu X'in yoğunluğundan fazladır diyebiliriz. Şıklarda yoğunluk Y'nin X'ten fazla olduğunu bulacağız. Şıklara bakarsak arkadaşlar A şıkkında X'in kütlesi daha fazla, hacmi daha az, yani X'in yoğunluğu daha fazladır. O yüzden A'yı eledim. B şıkkında Y'nin kütlesi daha çok, hacmi daha az. Yani Y'nin yoğunluğu X'ten daha fazladır arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.